Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere midye benzeyen evde yapabileceğiniz çok kolay ve çok lezzetli bir baklava tarifi yapacağım. Şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle tenceremizin içerisine 3 su bardağı toz şekerimizi alalım. Daha sonra üzerine üç buçuk su bardağı sıcak suyumuzu ilave edelim ve bir dilim de limonumuzu tencerenin içine bırakalım ve 15-20 dakika kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra kenara soğumaya alalım. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya geçelim. 1 su bardağı eritilmiş tereyağımı kabımın içerisine alıyorum. 1 su bardağı yine sütümü alıyorum. Bir çay bardağı taze sıkılmış limon suyumu. 2 adet yumurtamı bir çay kaşığından biraz az tuzumu ilave ediyorum ve 2 çay kaşığı karbonatımı da ekliyorum şöyle karbonatımı da ekleyelim ve kaşık veya çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Güzelce çırpalım. Gördüğünüz gibi içinde tereyağı donuyor. Donduğu için de koyu bir kıvam aldı şu anda. güzelce karıştıralım bütün malzemelerimiz birbirine karışsın Arkadaşlar bu baklava çok kolay ee, gerçekten evde rahatlıkla yapabileceğiniz bir baklava ee, kesinlikle bu tarifimi denemenizi istiyorum çok da çabuk oluyor şöyle bu kadar çırpmamız yeterlidir Şimdi unumuzu ilave edelim, yavaş yavaş e, hamurumuzu elde edelim. Şimdi kaşıkla karıştırıyorum arkadaşlar ama biraz sonra e, biraz e, katılaşınca elimle güzelce yoğuracağım. E, kulak memesi yumuşaklığı haline alması gerekiyor hamurun. Ne çok e, katı olmalı ne de çok sıvık olmalı şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde ettim ee, şimdi üzerine e, streç film kapatıp buzdolabında bir yarım saat dinlendireceğim arkadaşlar Evet dinlenen hamurumuzu şöyle soframızın üzerine alalım ee, arkadaşlar e, başta söylemeyi unuttum bu e, ben iki tepsilik e, hamur yoğurdum gördüğünüz gibi çok e, bir tepsiden fazla görünüyor İki tepsi yapacağım O yüzden bu iki tepsilik e, Siz Dilerseniz e, bu ölçüleri yarısını kullanıp tek tepsilik de yapabilirsiniz şimdi kesmiş olduğum e, ham hamurumu ortadan kestim gördüğünüz gibi e, bir tepsiliğini yine kenara aldım kapımın içerisine üzerinde kapattım e, Nemli bir bez ile kurumasın diye şimdi Eee bezelerimi 40 parçaya böleceğim arkadaşlar. Küçük küçük gördüğünüz gibi bu şekilde ceviz büyüklüğünde 40 tane beze elde edeceğim. 20 tanesini altına 20 tanesini pardon 20 tanesini tek tek açacağım. Tek tek açacağım ve içerisine ceviz koyup saracağım. Evet gördüğünüz gibi biraz merdane ile Biraz da oklava ile ne ile açabilirseniz Tabi nişastayla açıyoruz arkadaşlar un kullanmıyoruz un çünkü hamurumuzu yumuşak tutar Nişasta daha kıtır olmasını sağlar o yüzden Nişastayla açıyoruz Gördüğünüz gibi şöyle incecik Açtım ben hamurumu Baya ince olması gerekiyor Evet açmış olduğum hamurumu şu anda Elimle şöyle toparlıyorum şekil vermek için büzdürüyorum. Siz isterseniz bunu oklava ile de yapabilirsiniz ama ben elimle e, bu şekilde büzüyorum. Şimdi üzerine e, şöyle cevizini yerleştiriyorum. Biraz aralık bırakıyorum cevizlerin arasını çünkü oralarını e, elimle şimdi biraz sonra kapatacağım görürsünüz. Bakınız şöyle cevizimi koyduktan sonra. E, kenarda bırakmış olduğum fazlalıkları üzerine kapatıyorum iki tarafında aynı şekilde şimdi aralarından şöyle güzelce sıkı bir şekilde sıkıyoruz arkadaşlar hamurlar birbirine kesinlikle yapışması gerekiyor gördüğünüz gibi gayet de yapışacak şekilde sıkıyorum ben Evet gördüğünüz gibi sıktık şimdi bıçağımız ile hepsini ortadan keselim ve ters çevirelim bu şekilde tepsimize dizelim arkadaşlar. Hepsini ters çeviriyorum ve tepsimize diziyoruz. Şöyle tepsimize dizelim. Yine e, aynı şekilde e, diğer hamurlarımızı da tek tek açacağım. Yine aynı şekilleri verip tepsimizi bu şekilde dolduracağız. Evet şimdi size bir tane daha göstermek istiyorum aynı şeyi. Ee, gördüğünüz gibi yine elimle aynı şekilde ittiriyorum. Yırtılmalar, delinmeler çok önemli değil arkadaşlar. Şöyle elinizle büzdürebilirsiniz. Büzdürebildiğiniz kadar. Hafif e, kenarlarını da bırakıyorum üzerine ve kapatmak için. Şimdi gördüğünüz gibi yine tekrar e, cevizlerini aynı şekilde e, birer santim, bir buçuk santimlik boşluk bırakarak yerleştiriyorum cevizlerimi. Yine kenarlarını şöyle üzerlerine kapatıyorum. İki tarafında aynı şekilde. Burası alta geliyor arkadaşlar. Biraz önce de demiştim. Burayı da kapatalım. Yine elimizle aynı şekilde sıkı olacak şekilde birbirine hamurumuz yapışacak şekilde. Güzelce sıkalım. Sıkıştıralım. Sıkıştırmazsak açılma yapar. Evet. Yine tekrar aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Kesiyoruz ve tepsimize bu şekilde tepsimizi dolduruyoruz. Bakın şöyle size tekrar yakından göstereyim. Ters çevirdim. Bu şekilde midye görüntüsü alıyor. Çok hoş. Ee, çok şık duruyor. Gördüğünüz gibi bakın midyeye benziyor. Şöyle ters çeviriyorsun. Alttaki tırtıklı katladığımız yerler üste gelince bu şekli alıyor. Gördüğünüz gibi ben tepsime koydum hepsini. Şöyle bunları da dizelim. Gayet de güzel görünüyorlar. Yapımı da çok kolay dediğim gibi Evet, tepsimiz oldu sayılır. Şimdi e, tereyağımızı hazırlayalım. Tavamızın içerisine e, tereyağımızı alalım, güzelce eritelim. Eriyen tereyağımızın üzerindeki köpükleri mutlaka alalım arkadaşlar. Çünkü üzerinde köpüğü almaz isek, baklavamızın üzerinde böyle siyah siyah e, noktalar bırakıyor, lekeler bırakıyor. O da çok hoş görünmüyor maalesef. O yüzden. E, mutlaka tereyağının köpüğünü güzelce üzerinden almalıyız hiç kalmayacak şekilde yoksa dediğim gibi çok kötü görüntü veriyor baklavamıza şöyle kaşığımızı alalım şimdi almış olduğumuz e, tereyağımızın köpüğünü artık tepsimize baklavalarımızın üzerine dökelim şöyle güzelce her yerine gelecek şekilde Dökelim arkadaşlar. Baklavaların her yeri yağlanacak şekilde, yağ gelecek şekilde olmadı fırçayla da e, sürebilirsiniz. Ben kaşıkla döktüm, bir kısmında daha sonra fırçayla sürdüm ve önceden ısıtmış olduğum 170 derece fırınıma baklavalarımı bıraktım. Evet, baklavalarımın altı üstü güzelce kızardı. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldular. Şimdi baklavamı ılımaya bırakıyorum. Ilıyan baklavamı, şerbetim de ılık, yani ikisi de ılık, ee, sıcak değil. Şimdi ikisini birleştiriyorum. Baklavam da, şerbetim de ılık arkadaşlar. Ee, güzelce şerbetimi tamamını üzerine dökeceğim ve e, 3-4 saat dinlenmeye bırakacağım. Çünkü bu diğer baklavalar gibi hemen kolaycık çekmiyor suyunu, şerbetini. Daha fazla dinlendirmek gerekiyor 3-4 saat bir dinlendirelim Evet gördüğünüz gibi bütün şerbeti döktüm üzerine Bunu çekmesini bekleyeceğim artık İsterseniz bir gece önceden dökün daha e, Daha güzel çeker İsterseniz 3-4 saat bekletin size kalmış Şimdi evet ben e, geceden e, Yaptığım için arkadaşlar bir gün dinlendirdim gördüğünüz gibi çok güzel de şerbetini çekti Şimdi üzerine Antep fıstığıyla şöyle süsleyelim. Baklavamıza renk katsın, lezzet katsın. Güzelce süsleyelim üzerine. Evet. Gördüğünüz gibi Antep fıstığıyla baklavamı güzelce süsledim her yerine. Görüntüsü bile ayrı güzel. Mutlaka bu tarifimi denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi tabağımıza alalım. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın. Evet, tabağımızı alalım bakalım. Baklavamız nasıl olmuş? Şöyle çıtır çıtır. Çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, şöyle çatalımızla tadına bakalım. Ama malum orucuz. İnşallah akşam bakacağız tadına. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, şahane bir lezzet. <laughs> ee, i̇çinde cevizleri, ee, ben biraz iri taneli kullandım. Gördüğünüz gibi ee, çok güzel duruyorlar ve Kıtır kıtır olmuş. görüyorsunuz şöyle, çok güzel de açılmış. Bakın ne kadar güzel. Arkadaşlar e, kesinlikle bu tarifimi denemenizi istiyorum. E, kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Şimdilik hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.